Evet arkadaşlar, yepyeni bir YouTube videosu, yepyeni bir Flight Simulator X11 videosuyla karşınızdayız. Ve Flight Simulator'a, Flight Simulator dünyasına yepyeni bir uçak geldi bu hafta sonu. O da Airbus'un Beluga uçağı. Gördüğünüz gibi Airbus'un 5 tane üretilen ve fabrikalar arasında parça taşımakta kullanılan Beluga'sı artık Inibuild'ın Beluga'sı artık X-Plane 11'de. Gördüğünüz gibi şu an uçağın ön tarafına bir tane Airbus A320 füzelajı yaklaştı ve birazdan uçağın içine yüklenecek. Hatta biz konuşurken hemen onu da uçağın içine yükleyelim. Şöyle Flight Operation Menu, Ground Ops, Ground Services, Loader, Load diyelim ve başlasın yüklemeye. Biz de uçaktan bahsedelim biraz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, dediğim gibi bu hafta sonu geldi bu uçak Flight Simulator'a, X-Plane'e daha doğrusu. Ve artık bu uçakla da uçmaya başlayacağız. Şu an Bremen'deyiz arkadaşlar. Bremen'den İngiltere'ye, Havver'den, yani Airbus'un başka bir fabrikasının olduğu bir İngiltere'de bir havalimanına gideceğiz ve bu Airbus A320 füzelajını oraya götüreceğiz. Evet, uçuşumuzdan kısaca bahsedelim arkadaşlar. Bugün yaklaşık 1 saat 30 dakikalık bir uçuştan bahsediyoruz. Hemen briefingimi de çıkartayım, siz de görün. Airbus'un Beluga 114 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 119.822 kilo zero fuel üretimiz, estimated takeoff üretimiz 135.334 kilo. Yaklaşık 30.000 feet diyor ama biz bunu 28.000 feet olarak, safe side'da kalmak için 28.000 feet olarak ayarlayacağız. 1 saat 30 dakikalık için 7.884 kilo yakıt aldık. 5 dakikalık contingency fuel'umuz var. 438 kilo alternatifimiz Heathrow. Herhangi sebepten dolayı eğer haberden inemezsek Heathrow'a divert olacağız. 42 dakikalık uçuş için 3625 kilo yakıt aldık. Final reserve'ümüz 3565. Minimum takeoff fuel'umuz 15512 ve block fuel'umuz ise 17009 kilo. Mach 68 ile uçacağız. 269'dan 9 knot rüzgar var ve durum bundan ibaret. Hemen bir de bu arada füzelaj yüklendi. Kapıları da kapatacağız şimdi. Bir de hemen neredeyiz, nereye gidiyoruz, bir de ona bakalım. Evet arkadaşlar, Bremen Havalimanı'nda uçağımız tam olarak burada. Biz Foxtrot 2'den taksiye gireceğiz ve Foxtrot'tan 2-7 pistinden kalkışımızı gerçekleştirdikten sonra LD9 Whiskey Arnav Departure'ını uygulayacağız. Kalkıyoruz sağa doğru, Delta Whiskey 272'den sağa doğru, Delta Whiskey 282, 287 Dotop ve daha sonra LD VR'ı ve devam ediyoruz yolumuza İngiltere'ye doğru. Gördüğünüz gibi Havverden'e ulaşmayı planlıyoruz. Evet, durum bundan ibaret arkadaşlar. Şu an füzelaj uçağı bindi. Şöyle bir bakacak olursak, gördüğünüz gibi bu uçağın içinden, şu da kapının hemen gövde kısmından, gördüğünüz gibi füzelaj uçağı yüklendi. Hemen kapıyı kapatalım. Şuradan bunu aşağı indiriyoruz. Biraz ses açalım. Biz bu arada kokpitteki son hazırlıklarımızı yapalım. Echo Delta Delta Whiskey Runway 27. Şuna enter. Runway 27. Atis request diyelim. Atis'i girdik. Compute diyelim.
Evet. Burada send data derken send to card diyoruz arkadaşlar. FMS'e göndermiyoruz. Çünkü bunun FMS'i VNAV profili olarak çalışmıyor. VNAV profili yok bu uçağın. Bu uçak A310 FMS'leri kullandığı için kendini A310 zannediyor ama aslında Beluga olduğu için tamamen farklı bir sistem. Ondan kalkışlarda şurada gördüğünüz gibi buraya bakarak devam ediyoruz. Buradaki referansları alıyoruz. Kesinlikle bize FMS'in verdiği referansları girmiyoruz. Şimdi bizim bugünkü blog fuel'umuz, bir dakika şöyle tekrar şuraya gelecek olursak, zero fuel rate 99.1. Gerçi bunu girmenin de bir manası yok. Ama yine de girelim. 17.9 fuel. 7.9 block fuel'umuz. Bunu girmesek de olur aslında. Daha sonra performans, take off performansa giriyoruz. V1 145. VR 147. And V2 149. Burayı da açalım şunları. 149. Hop. Altitude 280. Ve runway heading'imiz ise 266. Kalkıştan yaklaşık 1500-2000 feet arası speed'i 250'ye çekeceğiz ve level change ile yükseleceğiz. Bunu nav'a çekebiliriz. Daha sonra buraya geliyoruz. 152'yi girdi. 149'u girdi pardon. Burada her şeyimiz tamam. Sadece trim down 0.9 olacak. Şurayı take off performance alalım. Burayı flight'ten alalım. Okey. Hazırız. Önümüzdeki şeyin bitmesini bekliyoruz. Bu arada biz APU'muzu çalıştırabiliriz. Beacon on. APU fuel pump on. Ve APU start. Buraları decision height'a çekebiliriz. Decision height'ımız neymiş bizim? 530. Onları da girelim şimdiden. Bu arada QNH'imize girelim. One zero two liner. APU running, external power bleed'i açtıktan sonra kapatabiliriz. APU bleed on, external power off. Hey. Gördüğünüz gibi kapı kapalı arkadaşlar. Açacağız ama kapıyı. Beacon light on. Ve starting number. Evet, N2'ye bakıyoruz. N2 20'ye geldiği zaman. Biraz ses daha açalım. 18, 19 ve 20. Ben de ilk defa uçuyorum bu uçakla arkadaşlar. Bu uçak bugün çıktı, daha yeni çıktı. Taze taze.
sizle birlikte deniyor olacağım yani. Çok fazla uzun bir video olmasını istemiyorum. Ondan kalkıştan sonra ve 10.000 fit kalkıştan sonra 10.000 fit'e gelene kadar aşağı yukarı devam edeceğiz. Sonra kısa bir 3 dakikalık video ardından evet starting number 1 ardından inişte bu sefer 10.000 fit altında tekrar görüşeceğiz. On sekiz, on dokuz, verelim. İki motorumuz tamam. Şunun stabil olmasını bekleyelim. M1, M2, AGT. Okay. Ignition continuous. Fuel pump bleed off. Master off. Fuel pump off. Ve hemen bir flight control check yapalım. Pardon, yanlış tuşa bastım. Rudder full right, full left, neutral, elevator full up, full down, neutral, aileron full right, full left, neutral. Okay. Bu da tamam. Flaps. Slats 15, flaps 15. Slats 15'e gelecek. Flaps de 15'e gelecek. Flaps de geliyor. Okay. Speed break arm. Başka bir şeyimiz var mı diye bakıyorum. Başka bir şeyimiz yok. Hey. Ha, sadece flex tutuyoruz. Ve bizim fleximiz kaçtı? Flex temp 61 derece. Onu set edelim. 61'i set edeceğiz. Daha sonra burada oto çalışmıyor. Bunu climb ve cruise'a kendimiz alacağız. Bu arada sadece bir şey daha yapacağız. Bizim elevation altitude. Tamam. Sıfır orası okey. Tamamız. Hazırız. Hemen kapıları açtıralım. Arkadaşı söyleyelim kapıyı açsın. Kapı açılıyor gördüğünüz gibi. Biz de o sırada lights on. Parking brake off, attacks.
Hani sorarsınız belki kanat çarpmıyor mu kapıya, de çarpmıyor, ona göre yapmışlar. Okay. Şurada piste girmeden önce hemen T-case'imizi açalım. Evet. T-case'imizi TR'ye getirdik. 2122.800'ü de set edelim. Daha sonra weather radarımızı açalım. Ve gain'i de 4'e getirelim. 6'ya geldi. 4 set. Evet. Hazırız. Lights on. Identified. Ya biz şunu şimdiden 250'ye getirelim de sonradan bir sıkıntı yaşamayalım. Hey. Her şeyimiz hazır. Saatimizi çalıştıralım. Ve take off. Thrust set. Get up. Uçağın burnu acayip kalkıyor. Zor tuttum uçağı. Okay. Flaps, slats 15. No. Level change ve climb modu alalım. Flaps up. Acayip bir tırmanış hızı var uçağın.
Okey, otopilot on diyelim, biraz dışarı bakalım. Çok enteresan bir uçak gerçekten. Zaten yani o 3 dakikalık 3 dakika 45 saniyelik videoyu koyacağım, hani bir dışarıdan ince incelersiniz. Biz biraz kokpite dönelim şu an. Lights off. Okay. Speed arttıralım şimdi. Evet, biz devam ediyoruz İngiltere'ye doğru. Yaklaşık 10.000 fitte tekrar İngiltere semalarında tekrar karşınızda olacağız. Sizi kokpite davet edeceğiz. Şimdi kokpitten bildireceklerimiz bu kadar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.
Evet arkadaşlar, iyice alçaldık. Yaklaşık 1 saat 27 dakikayı geride bıraktık. Slats 15, flaps 20 yaptık. Hızımızı 140 knot'a düşürdük. 4300 feet'e doğru alçalıyoruz. Monty Waypoint'inden sonra dönüşümüzü gerçekleştirip Localizer, ILS, Localizer ve Glidestop'u capture etmeyi düşünüyoruz. Daha sonra da hatta Monty'den sonra biraz offset bir approach burası. Monty'den sonra heading select'le devam etmekte fayda var. Direkt oraya bağlanmamakta yarar var diye düşünüyorum. Çünkü localizer'ı yakalamayacak öbür türlü. Bu arada pist çok kısa olduğu için medium parking brake medium aldık. Light'larımız açık, continuous light açık. Her şeyimiz hazır. Böyle uçağımıza da bakacak olursak. Bu arada approach speedimiz 128, V approach speedimiz 128 arkadaşlar. Onu FMC biliyorsunuz, A310'un FMC'si, kendini uçak A310 zannediyor ama aslında A310 değil, Beluga. Ondan dolayı buradaki hiçbir dataya güvenmiyorsunuz. Buradaki karttan kendisi veriyor zaten, buradan ayarlayıp. Bu arada arkadaşlar, bu videoyu pazar günü yüklemeyi düşünüyorum. Eğer pazar günü online bu videoyu seyrederseniz, akşamına saat 10 civarında Twitch'te bu uçakla canlı yayınımız olacak. O yayına da bekleriz. Evet. Monty'ye geldik. Alçalabiliriz.
Seconds. Rod completed, all doors and hatches closed, steering been inserted, we are connecting right now, pushback, then we'll be ready to lift you up, just please confirm parking brake is set.
Okay, sir. So you may now release parking brakes. And pushback completed, please set parking brakes. Okay, thank you very much. So just hold position and wait for my hand signal. Okay, thanks a lot. Enjoy the flight and see you next time. Bye-bye.